Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yurt içi, yurt dışı gündeme ve gündemle birlikte şekillenen rakamlara bakacağız. Hemen rakamlarla başlayalım. Borsalarda heyecan devam ediyor diyelim kabaca. Avrupa borsalarına bakacağız, Asya'ya bakacağız ama ABD vadelilerle başlayalım. Çünkü orayla başlıyoruz. Hareketlenmeler de oradan başlıyor. Avrupa, ABD borsalarında vadelilerde artılar var. Dow Jones'ta %0.7, Nasdaq'ta %0.9. S&P 500'de %0.7 oranında artılar görüyoruz şu anda. Asya ne şekilde kapanmış? Çin borsasında %0.5'lik, Hong Kong'da %0.3'lük eksiler var. Japonya borsasında %1.7 oranında, Hindistan'da %0.7 oranında, Güney Kore'de, Kospi'de %1.3'lük artılar gördük. Asya'dan Avrupa'ya geçelim. Avrupa borsalarında da artılar var. Londra %0.6, Frankfurt DAX %0.4, Paris %0.5, Madrid %0.3 oranında pozitif artıda da yükselişte. Peki Borsa İstanbul. Dün kapanış rekoru gördük Borsa İstanbul'da. Bugün daha yüksek seviyeler görüldü. 1258 seviyesi. Gün içerisinde şu ana kadar görülen en yüksek seviye 1258. %1.1'lik bir artı var. Son rakam 1257. Rakamlara böyleydi. Şimdi gündeme geçelim. Güne BDDK'dan gelen yeni bir haberle başladık. BDDK Türk bankaları için tanımlanmış swap limitlerinde normalleşme dönemi kapsamında atılan adımlarla diyelim bir esneklik sağladı. Hatırlarsınız salgın döneminde BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türk bankaları için yabancılarla yapılan swap limitlerinde bir düzenlemeye gitmişti. Burada haftalık vadede %1'e kadar, aylık vadede %2'ye kadar yıllık vadede ise %10 seviyelerine kadar yani bankaların öz sermaye oranını olarak söylüyorum. Limitler aşağı çekilmişti. En son 25 Eylül rakamları var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 25 Eylül tarihinde bir önceki düzenlemeye göre biraz daha e, likiditeyi arttıran bir adımla vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 olan limit bugün itibariyle %5'e çekildi. Vadesine 30 gün kalan işlemlerde 25 Eylül'de %5 olan öz kaynakların %5'i kadar olan limit bugün %10 olarak genişletildi. Vadesine 1 yıl kalan türev işlemler için ise 25 Eylül tarihinde %20 olarak düzenlenmiş daha düşük seviyelerden yani %10'lardan %20'ye kadar çekilmiş rakam son durumda %30'a revize edildi. Bunların hepsi de, e, normalleşme döneminin getirdiği adımlar olarak değerlendiriliyor. Bunun karşılığında ne oldu? kur tarafında etkisi var. E, açıklama gelmeden önce dolar TL'de 8.20'li seviyeleri görüyorduk. Haberin gelmesiyle birlikte 8.08 seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. Şu anda da 8.06 civarında bir dolar TL kuru görüyoruz. Euro TL için BDDK'nın bu haber öncesinde 9.70'li seviyeleri görmüştük. Bu haber dolar TL kuruunda 9.51 seviyesine kadar gevşetti. Bakalım devamında Normalleşme adımları kapsamında neler gelecek? Gündem, konjonktür müsaade ettikçe BDDK hem atlik rasyoda hem de bu sıfat limitlerinde normalleşiyor. Ve bunun da karşılığında piyasalardan reaksiyon alıyoruz diyoruz. Bugün Türkiye ekonomisinde, ekonomik takvimde cari işlemler dengesi bekleniyordu. Eylül ayı rakamını aldık. 2 milyar 364 milyon dolarlık bir cari açık var. 2.7 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi vardı piyasa beklentisi olarak. Bu beklentiden daha iyi bir gerçekleşme var şu an için. 12 aylık cari açıksa 27 milyar 539 milyon dolar seviyesinde. Eylül ayı için altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3.2 milyar dolarlık bir fazla var. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Eylül'de 2.3 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre bu yılın aynı ayında 2.3 milyar dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27.5 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı söz konusu dönemde 3.2 milyar dolar fazla verdi. Bu kalemde geçen yılın aynı ayında verilen cari fazla 6 milyar 46 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Eylül'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bir değerlendirme alacağız. Konuğumuz var. Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu bizlerle birlikte. Coşan Bey merhaba. Merhaba Erdoğan Bey. Hoş geldiniz. Ee, Dilerseniz sağ olun. İyiyiz. Piyasalar da iyi öyle gözüküyor. Ee, öyle vallahi. enteresan bir hafta yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftadan başlayan bir ilginçlik var ama yeter ki böyle bir ilginçlik olsun diyelim. Kimse rahatsız değil. Ve bu dönemde biz Tabii. E, otoritelerden üst üste adımlar almaya başlamıştık. Bugün de nihai noktada BDDK'dan sıfat limitlerine dair yeni bir normalleşme adımı geldi. Limitlerde artış var. Buradaki olanaklar arttırılıyor yavaş yavaş eski seviyelerine doğru gidiyormuş gibi görüyoruz. Öyle okunuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemde otoritenin attığı normalleşme adımları? Bunun karşılığını görüyor muyuz? Fiyatlamalarda bunun etkisi var mı sizce? Bence özellikle bu hafta için bunun karşılığını gördüğümüzü söyleyebilirim ama bu normalleşme adımları iki ay öncesinde başlamıştı hatırlarsanız. Evet. Merkez Bankası'nın kimsenin beklemediği bir zamanda bir faiz arttırımı olmuştu. Bunun sonrasında da hem aktif rasyosunda hem de bu BDRK'nın yurt dışı finans kurumlarıyla yapılacak. Çok özür evet. dilerim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor. Dönüyoruz. Bir kuruş borcumuz yok. Nereden nereye geldik? Yaklaşık 10 yıl önce milletimizle paylaştığımız 2023 hedeflerimiz orta vadede yakalamayı planladığımız seviyenin ifadesiydi. Bu hedefler doğrultusunda hızla ilerlerken. Bir anda kendimizi ülkede siyasi ve sosyal kaos çıkarmaya yönelik karanlık senaryoların içinde bulduk. Ülkemizin terörden darbeye kadar pek çok yol kullanılarak maruz kaldığı saldırıların en önemli hedeflerinden biri de ekonomimiz olmuştur. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama imkanlarının çok büyük katkısı vardır. Her ne kadar eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmek istemese de ülkemiz bu sistem sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına geri dönmekten kurtulmuştur sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet altyapımızın gücü hem ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik. Düşünebiliyor musunuz? İki ayda 1006 yataklı hastaneyi eski Yeşilköy Havalimanı'nın yanında bir diğerini de Sancaktepe'de 1006 1006 odalı hastaneler olarak inşa ettik. <laughs> Cumhuriyet tarihinde bunun örneği var mı ya? Yok böyle bir şey. Dünyada var mı? Yok böyle bir şey. Ve bunları söylerken sadece bin oda o da değil bir de bunların içerisinde 18 ameliyathane bir tanesinde 18 ameliyathane bir tanesinde ve bütün bunlarla beraber tomografisi emarı ultrasonografisi vesaire bütün bu donanımlar da bu hastanelerimizde var böyle bir adım attık ve niçin buraları tercih ettik ha, onu da söyleyeyim olur ya Yurt dışından gelecek hastalar Yeşilköy Havalimanı'na insin, hemen oradan 3 dakikada, 5 dakikada hemen hastaneye ulaşsın. Diyoruz ya, sağlık turizminde de bir adım atacağız. İşte bunun adımlarını da böylece atmış olduk. Bu vesileyle ayrıca tüm emeği geçenleri, tabii ki başta Sağlık Bakanı olmak üzere yüklenici firmaları hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu vesileyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızda da gerek önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de İki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Ve kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Ve yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Bilindiği gibi geçtiğimiz cuma günü Merkez Bankası Başkanlığında da bir görev değişikliği yaptık. Merkez Bankası Başkanlığına geçmişte gerek Maliye Bakanlığı gerek Ulaştırma Maliye Bakanlığı ve bunun yanında son olarak da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak birlikte çalıştığımız Nacabal arkadaşımızı atadık. Yeni Merkez Bankası başkanımıza da bu çalışmalarında inşallah başarılar diliyorum. Tabi bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş tamamen masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim. Veyahut da ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Ya Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geç Yani siz yazacaksınız veya televizyonlarda konuşacaksınız. Ben de onlarla muamele edeceğim. Siz şu 18 yıl içerisinde böyle bir şeyi gördünüz mü? Böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Ya atmayız. Attıramazsınız bizi. Biz buralara bu makalelerle gelmedik. Bu kalemlerle gelmedik. Biz Tam aksine. Bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Çünkü biliyoruz ki sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Ve yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını Milletin yetki verdiği cumhurbaşkanı belirler. Gerektiğinde bu değişimi anında hayata geçirecek olan da yine cumhurbaşkanıdır. Milletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluğu kendi planlarımız, programlarımız, değerlendirmelerimiz ışığında yapmak en başta gelen vazifemizdir. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya şuna veya buna değil sadece millete bakarız. Millet ne diyor ona bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber dedikodu, söylenti lafı güzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir. Değerli kardeşlerim. Bilindiği gibi salgının küresel etkileri zaten başlamış olan değişim arayışlarını hızlandırmıştır. Türkiye bu fotoğraf içinde geleceği en parlak ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye en müsait ülke durumundadır. Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde Türkiye'nin mazdaata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Amacımız dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda büyütmek, geliştirmek, kalkındırmaktır. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız ekonomi yönetimindeki koordinasyonu ve uyumu güçlendirerek politikalarımızın planladığımız şekilde hayata geçmesini sağlayacağız. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Buna ilave olarak Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretken yatırımların özendirilmesi yoluyla iş ve yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Yaşanan gelişmeler ışığında küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor. Ülkemiz için en doğru olanı yapmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz. Özellikle vatandaşlarıma sesleniyorum. Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirasından yana kullanmalarını istiyorum. Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da Türk Lirasına olan güveni artırmaktan geçiyor. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Özellikle ülkemize doğrudan yatırım getirecek herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifini yapacağız. Ekonominin tüm taraflarıyla tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız. Salgın sonrası süreçte ülkemizi öne çıkartacak Yatırım programlarının hazırlıklarına bilhassa önem veriyoruz. Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacak Ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek kendi imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirerek gereken adımları hızla ve kararlılıkla atarak inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Değerli kardeşlerim, ekonomide zorluklarımız ve sıkıntılarımız elbette var. Ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara da işaret ediyor. Türkiye salgının yol açtığı daralmayı ikinci çeyrekte geride bırakarak üçüncü çeyreğe belirgin bir toparlanmayla girmiştir. Sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan yüzde yirmi dokuzluk artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdamda Ağustos itibariyle Nisan'a göre sağlanan 1 milyon 313 bin kişilik istihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Tabii bizim daha çok insanımıza iş imkanı oluşturmamız gerekiyor. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ve bunu başaracağız. Ve inşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız, gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz, yatırımların cazibesini artırmamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ve hayata geçirmek Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankası'nın görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Önce Yeni Merkez Bankası Başkanımızın, ardından da Yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor. Mesela cuma günü 8,54 seviyesinde kapanan dolar kuru 8,09 seviyelerine kadar geriledi. Türkiye'nin risk primi göstergesi 528 bas puandan 78 bas puanlık azalışla 450 bas puana indi. Ülkemizin 5 yıl vadeli tahvil faizi %13,84'ten 104 bas puan düşerek %12,80 seviyesinde işlem görmeye başladı. Uluslararası yatırımcıların ülkemiz varlıklarına 2,7 milyar dolarlık talebi gerçekleşti. Cuma gününe göre borsadaki değer yükselişi de %5'i geride bıraktı. İnşallah atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha da iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harete geçirerek yapacağız. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Hükümete geldiğimizden beri demokrasi ve kalkınma merkezli bir anlayışla ülkemizi güçlendirme gayretimizin gerisinde bu hakikat yatıyor. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için son bir yıldır bir dizi yeni reformu hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her reform ülkemizdeki çeşitli kesimlerle birlikte yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi Mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. Esasen ülkemiz uluslararası düzeyde aranan yatırım hukuku standartlarının tümüne sahiptir. Buna rağmen yaşanan sıkıntılar varsa Onlara da bir yana kalmıyoruz. Hukuk sistemimizin taraflarıyla, ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Mevzuat düzenlemeleri yanında uygulamadaki eksikleri ve aksaklıkları yakından takibi alarak yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. Kazanılmış hakları ve haklı beklentileri güvence altına alacak düzenlemeleri artırarak ülkemizi demokrasi ve kalkınma eksenli büyütme hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha ekonomide girdiğimiz yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sizlere meclis çalışmalarında başarılar temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcak. Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki önemli açıklamalarını izledik. Bakan Berat Albayrak'a teşekkürlerini ve yeni atanan Bakan Lütfi Elvan'a başarı dileklerini aktardı Başkan Erdoğan. Ve ekonomiye dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi teker teker bu açıklamaların üzerinden geçelim. Uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Ülkemizi riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Ekonomi yönetiminde uyumu sağlayacağız. İş ve yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımlarına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Daha sonra Başkan Erdoğan o risk priminin düştüğü yerleri de aktardı bize. Yatırımcılara her türlü koraylığı sağlayacak desteği vereceğiz. Bu açıklamalar gelirken dolar TL'de de geri çekilmeyi gördük bu arada vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini TL'den yana kullanmalarını istiyorum. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu TL'yi TL'ye güveni arttırmaktan geçiyor dedi. Ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır ve ekonominin tüm taraflarıyla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak ülkemizdeki imkanları, potansiyeli ve sağlayacağımız desteği bizzat anlatacağız, dedi. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz, dedi Başkan Erdoğan. Ekonomide elbette sıkıntılarımız var ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi arttıran ciddi başarılara işaret ediyor. Türkiye 3. çeyreğe ciddi bir toparlanmaya girmiştir. Daha çok insanımıza iş imkanı oluşturmamız gerekiyor dedi Başkan Erdoğan. Coşan Yeğenoğlu ile birlikteyiz. Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Coşan Bey, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecek döneme dair nasıl bir ipucu verdi kendisi? Vallahi şunu söyleyebilirim. Bence öncelikle yeni ekonomi yönetimi kendisine iyi bir brief vermiş. Başlamadan önce yol planlarını koymuşlar gibi duruyor. Buradaki en önemli unsur bence Cumhurbaşkanı'nın değindiği CDS konusu. Burada baktığımız zaman daha bu ayın başında 566 seviyelerindeydi CDS'imiz. Ben yayın başlamadan önce baktığımda 432'lere kadar gerilemişti. Bu CDS dediğimiz şey aslında ülkelerin risk birimi. Her ülkenin riskliliğini ölçen esas unsur piyasadaki. Dolayısıyla burayı takip etmek gerçekten önemli. Buradaki gelişmeler de gerçekten bizim şu anda olumlu yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Bunun nereye kadar gelmesi lazım? Türkiye'de her şey çok iyi giderken aslında dünyada baktığınız zaman CDS için kriter nokta ilk etapta 100 seviyesi olarak kabul edilir. Ama Türkiye'de oturmuş seviyeler 200'ün altındayken gayet her şeyin olumlu gittiği. Hatta 250'nin altındayken bile Türkiye ile ilgili olumlu sinyaller aldığımız zamanlar. Dolayısıyla... 500'ün altına sarkması önemliydi. Bu geçen ay Merkez Bankası'nın piyasalar beklediği halde yapmadığı faiz arttırımı, daha doğrusu politika faizindeki arttırım sonrası tam 500'ün altına sarkarken tekrar yukarı gelmişti. Ama bu, bu hafta içinde yaşadığımız olumlu dalgada dediğim gibi 432 seviyesine kadar geldik. Buradaki risk algısı gerçekten önemli. Bu neyi sağlıyor? Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi ee, uzun dönemde Türk lirasına olan e, güven aslında e, bu ölçülecek seviye. Çünkü bu CDS aslında 5 yıllık e, Türkiye'ye siz borç verirseniz e, bu verdiğiniz borcu sigortalamak için aslında ödeyeceğiniz primin çarpanı e, dolayısıyla e, bu 5 yıllık bir seviye e, uzun vadede Türk lirasındaki güveni test etmek için de e, buradaki CDS'in aşağı geldiğini görmemiz bizim için önemli bir indikatör. E, diğer taraftan yatırımları Türk Lirası varlıklarda değerlendirmelerini istedi aynı halklarından. Burada da geçen ay içinde atılan olumlu bir adım vardı. Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj oranları aşağı çekilmişti. Bu gerçekten olumlu bir adım. Çünkü Türk Lirası'nda değerlendiren kişinin eline net daha fazla faiz geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla hani bu insanların genellikle tercihi olmuyor. Getirilerini ve risklerine kıyaslayarak verdikleri kararlar oluyor. Ben bu olumlu dalganın devam ettiği sürece faizlerde de insanları tatmin eden, bu tatmin eden seviye nedir? Aslında enflasyonla orantılıdır. İnsanlar bir yıl geçtikten sonra ceplerindeki paranın olum gücünün düşmemesi için aslında mevduatta değerlendiriyorlar bankadaki paralarını. Dolayısıyla eğer gerçekten fiyat istikrarını Merkez Bankası'nın yeni yönetimi tesis edebilirse çünkü Merkez Bankası'nın sayfasına açıp baktığınızda da aslında birincil görevi fiyat istikrarını sağlamaktır Merkez Bankası'nın. buradaki enflasyonu aşağı çekebilirse, Türk Lirası'nın reel getirisi artarsa, o zaman insanların tercihi döviz yerine illaki Türk Lirası olacaktır diye düşünüyorum ben. Sabah BDDK hamlesi öncesi 8.20'li seviyelerde olan dolar TL BDDK'nın normalleşme adımı ile birlikte 8.06'ya kadar gerilemişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte şu anda ben dolar TL'yi 7.96 seviyesinde görüyorum. Euro TL'de e, 9.70'li seviyelerle güne başlamıştık. BD'deki haberinden sonra 9.51'e kadar bir geri çekilmeyi görmüştük. Başkan Erdoğan ekonomiye dair verdiği mesajlarla birlikte şu anda Euro TL'yi de 9.38 seviyesinde görüyorum. Ve borsada da 1260 seviyesinde yeni bir rekorla karşı karşıyayız 1261 hatta. Çok kısa bir vaktimiz kalmış bir borsa değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu rekorlar geleceğe dair nasıl bir mesaj veriyor Borsa İstanbul cephesinde size? Valla borsanın her zaman özellikle dolar karşısında çok ucuz olduğunu konuşuyoruz sizinle. Ama burada bakmamız gereken şey evet ucuz ama ucuz olmasında bir sebebi vardı. Bu sebepler yavaş yavaş ortadan kalktıkça ileri vadede Türk lirasına olan güven arttıkça ben borsanın daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Bu primsiz halini biraz avantaja dönüştürebilecektir. Burada ilk baktığımız seviye bizim kurum raporlarında 1276 seviyesi. Kırdığı zaman da 1310'a kadar bir hızlı yukarı gidiş görebiliriz. Ama illaki kar realizasyonları da gelecektir. Burada 1220'nin üzerinde kaldığı sürece borsanın yönünü biz yukarı olarak görüyoruz. Bir süz endeksinde 1220'nin üzerindeysek sorun yok diyorsunuz. Coşan de yeğen oldu. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz ve fon dünyasında başlıyoruz.